Sayın Gezici, Sayın Kızıltaş, hoş geldiniz öncelikle. Hoş İyi bulduk, iyi yayınlar. yayınlar efendim. Ekrem Bey, sizinle başlayalım. Dünün en çok konuşulan olayı Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasıydı. Birçok siyasiden de o fotoğrafa tepki yağdı. Siz bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani öncelikle olayı kısaca bir özetlemekte fayda var. Tabii. Altılı masa ya da yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir iftara gider ve iftar edilen mekanda zannediyorum yönetici odasında birileriyle özel bir görüşme yapmaya geçer. Dolayısıyla söz konusu fotoğraf burada çekilir. Belli ki iftar edilen mekanda belki mescit olmadığı için yönetici odasında namaz kılacak kişiler için seccade hazırlanmıştır. Seccadelerin konumuna dikkat ederseniz birisi solda biraz önde, öbürü de sağda hafif arkada. Bu orada ya az önce birilerinin cemaatle, iki kişinin cemaatle namaz kıldığını ya daha sonra kılacaklarını gösteren bir şeydir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu anlaşıldığı kadarıyla partisinin bir ilinden milletvekili adayı olacak bir hanımla özel bir görüşme yapmaya gelir. Ve orada bir fotoğraf çekilir. Belli ki o odada o anda o fotoğrafa giren dört kişi, kadroja giren dört kişi ve bir de fotoğrafı çeken bir ya da iki kişi dışında kimse yoktur. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte bir gün sonra, yani fotoğraflar ortaya çıkıp yayınlandıktan bir gün sonra konuyu gündeme getirip özür dilemesi, eyvallah, olması gereken bu. Ama işte çok kalabalık Doğaralı Güreli arasında dikkatimi çekmedi sözü anlamsız. Çünkü özel bir görüş için yönetici odasına geçiyorsanız yalnız da orada fazla da kimse yoktu. Buradaki mesele seccadenin ne olduğu, seccadenin önemi konusuna belki bakışla alakalı. Çünkü seccade Müslümanların, orada dikkat edin, halı var. Halının yanında ayrıca seccade konulmuş. Demek ki halılı olan yere ayakkabıyla giriliyor ama birileri seccadeye ayakkabıyla basılamayacağı için seccadenin insan çorabıyla ayakta durur. İşte secdeye gittiğinde dizlerini, ellerini, kollarını, alnını ve burnunu secdeye koyar. Dolayısıyla oranın temiz olması lazımdır. Ayakkabılar hemen her yere girebildiğimiz şeylerdir. Bu yüzden seccadeye ayakkabıyla basmak hoş görülmez, doğru değildir, son derece sıkıntılı bir durumdur. Burada özür güzel ama bahane olarak kalabalık söylemek anlamsız bir şey. İşin en kötü tarafı da meselenin birileri tarafından bence kanırtılması. Çünkü basitçe bir konu bu, hadi dikkatsizlik şu veya bu şekilde ya da belki aşinalık olmadığı için, çünkü seccadeye aşina değilseniz oradaki bulunan şeylerin halı mı seccade mi olduğu konusunu pek ayırt edemeyebilirsiniz. Fakat böyle bir şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yamanmaya çalışan, daha önce dindar camia ile ilişkide bulunmuş insanların da efendim işte oradakiler seccadeli alt tarafı bir halıdır, bunun bir kutsallığı falan yoktur, orada işte başka niyette de serilmiş olabilir gibi konuyu kanırtmaya çalışmaları tuhaf. Çünkü insanımız, hele hele namazla aşina olan, seccadeyle aşina olan insanımız fotoğrafa baktığında ayaklar altındaki o şeylerin seccade olduğunu, sıradan serilmiş bir halı parçası olmadığını, belli ki seccadenin ne olduğunu, kıblenin ne olduğunu bilmeyenlerin yorumlamaya çalıştığı gibi, efendim işte yönleri de aslında aynı değil falan gibi saçmalamalara insanımızın itibar etmeyeceğini herkes bilir. Bu bir gaftır. Özür dilemesi güzel ama bahane olarak kalabalık söylemesi yanlış. Çünkü odada belli ki orası yönetici odası ve son derece az insan var. Çünkü zaten özel bir konu konuşuluyor. Burada bir anlamda yedili masaya yamanmaya çalışan bazı insanların herkesin bildiği gerçekleri çarpıtmaya çalışmaları, bunun için işte kutsaldı değildi falan gibi tartışmalara girmeleri de işin en abes yönü. Burada bir yanlış yapıldı, yanlışla alakalı özür dilendi, bahane olarak kullanılan şeyi dile getirmek bile yanlıştı. Ama birilerinin seccadeye basma olayını hafiflemeye çalışmaları, seccadeyi tıpkı birilerinin başörtüsüne bir metrelik bez parçası falan demesi gibi hafiflemeye çalışmaları falan bence tuhaf. Peki, şimdi Sayın Gezici, aynı konuyu size de sormak istiyorum. Tepkileri nasıl değerlendirirsiniz diye. Bir de seçmende karşılığı ne olur bu fotoğrafın? Bunu da aslında size bir kamuoyu araştırmacısı olarak sormak isterim. Evet, şimdi Türk toplumunda özellikle gördüğümüz, küçüklüğümüzden itibaren öğrendiğimiz bir konu var.
ve İslam genelinde de bu şekildedir. Nedir? Namazı kıldıktan sonra kıldıktan sonrasında seczadeyi toplar ve kaldırırız. Yüksek bir yere konur veya bir kapalı bir yere konar. Ama burada özellikle bir sabotaj niteliğinde seczadelerin orada bırakıldığı görülüyor. Ve biraz önce Sayın Kızıltaş şöyle bir şey ifade etti. Aşina değilseniz bilemezsiniz. Namazda niyazda değilseniz bilemezsiniz diyerek aslında bir ayrımcılık yaptığını görüyoruz. Seçim kampanyasında da buna benzer söylemlerin giderek artabileceği, AKP'nin seçim afişinin bu olabileceği görülüyor. Şimdi ifade etmek istediğim, Sayın Kılıçdaroğlu Türk seçmeniyle çok büyük bir empati yapmıştır son 10 yıl içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi ile geçmişte bir ittifak kurmuştur. Ve bu ittifaktaki çok önemli, İslam dünyasında da çok önemli bir ismi Cumhurbaşkanı adayı göstermiştir. Ekmelettin İhsanoğlu. Ve bu isim İslam dünyasında, İslam coğrafyasında yaklaşık 3 milyar insanın hitap eden STK'larda görev almış, İslam bilimi anlamında çok önemli bir bilim adamıdır. Bir susar mısınız? Ben tamamlayayım. Ses üstüne bindiği için Sayın Gezici, Sayın Kızıltaş, uzaktan bağlantı olduğu için sesler üst üste biniyor. Sayın Kızıltaş, cevap hakkınızı kullanmak ister misiniz? Tabii ki. Sayın, bu cevap hakkı falan değil. 1 milyar 800 milyonluk İslam dünyasını 3 milyar diye zikretmeniz yanlış bir. O mekanı ben biliyorum. Seccade ile alakalı söylediğiniz evlerde falan doğrudur ama orası bir lokanta, yönetici odası ve namaz kılan iki kişinin dışında sürekli olarak birileri gelip namaz kılacağı için seccadelerin o şekilde bırakılması normal. Peki. Aşinalık falan konusundan söylediğim sözü yanlış değerlendirmenize kırıldım. Çünkü ben herhangi bir suçlamada falan bulunmuyorum. Ama seccade olayına, bu tür yerlerde gidip namaz kılma olayına aşina olmayan insanların o seccadeleri tıpkı dindar oldukları ve bildikleri halde Kılıçdaroğlu'nu güya savunma amaçlı olarak efendim onlar aslında halı parçası da olabilirdi diyenler gibi yani bu böyle yapmayın. Buyurun efendim. Sayın Gezici, lütfen devam edin. Sayın Temel Taş, eğer sözüm bölünmezse sevinirim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Türk seçmeniyle son 10 yıl içerisinde büyük bir empati kurmuştur. Ve bunun için çok önemli adımlar atmıştır. Köprüleri tadilat etmek istemiştir. Ekmelettin İhsanoğlu gibi çok önemli İslam bilimi alanında, İslam bilim alanında önemli bir bilim adamını ve biraz önce söylediğim gibi yaklaşık 3 milyar nüfusa hitap eden bir topluluğa başında da STK'da da görev almış çok önemli bir isimdir. Böyle bir ismi Cumhurbaşkanı adaylığı için ve büyük tepkilere rağmen aday göstermiş bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve İslam bilimi anlamında da çok önemli bilgiye sahip olan Kılıçdaroğlu'nun buradaki çekilen fotoğraf kısmında bu mekanda kalabalık bir şekilde içeri giriliyor. Ve orada fotoğraf çekilmeye çalışılıyor. Siyasilerin bu şekilde mekanları giriş ve çıkışları kalabalık olur. Ve orada bunu görmediğini ifade ediyor. Ekrem Bey, rica ediyorum. Birazdan size uzun bir söz hakkı vereceğim. Birazdan bu konuyla ilgili uzun bir söz hakkı vereceğim. 4 kişi var içeride. Ne kalabalığı. Çarpıtmayın Allah aşkına. Ya topluma kim ve nefret duygusu bulmayın lütfen. Ya nasıl böyle bir şey dersiniz? Üzücü. Türkiye'nin ara sokaklarına girmeyin. Kızıltaş. Türkiye'nin ana caddelerinde ilerliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede empati yeteneğini en yoğun geliştirmiş siyaset adamıdır. Devlet genelinden gelen bir isimdir. Ve üzgünlüğünü, ya biraz sakin olur musunuz? Ve Kılıçdaroğlu empati yeteneğiyle toplumla arasındaki bağının her geçen gün ilerlediğini görüyoruz. Ve
o kadar üzgün bir mesaj yayınladı ki, çok üzgünüm, Sezade'yi göremediğim için çok üzgünüm, dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla dediğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu şahsen de tanırım. Empati yeteneği çok gelişmiş, merhametli ve inançlara çok saygılı bir isimdir. Ama bunu bir siyasi malzeme haline getirip Türkiye'nin 12 Eylül öncesine benzer ara sokaklara girmemek lazım. Türkiye'nin ana caddelerine ilerlemek lazım. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu, Ekmelettin İhsanoğlu gibi İslam bilim adamında çok önemli bir bilim adamını Cumhurbaşkanı adayı göstermiştir. Murat Bey, ve adaylığı süresince o adam... Sayın Kızıltaş, çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Skype bağlantısı olduğu için sesler üst üste bindiğinde izleyicilerimiz de duyamıyor. O yüzden araya girmek zorundayım. Sayın Gezici, şimdi sözü ben Sayın Kızıltaş'a vereyim. O yine cevap hakkını kullandıktan sonra tekrar sözü size vereceğim. Sayın Kızıltaş, lütfen devam edin. Cevap hakkı değil. Bir, orası bir lokantanın, bir nasıl söyleyelim, bir kafeteryanın ya da iftar edilen yerin müdür salonu. Toplantı yapılan yerin arka tarafında belli ki bir milletvekili adayıyla baş başa görüşme için oraya girildi. Dolayısıyla kalabalık falan yok. Orada seccade var, birileri namaz kılmış, belli ki az sonra gelip kılacak başkaları için ayrı. Sayın Kızıltaş. Sayın Gezici, rica ediyorum, birazdan size de söz hakkı vereceğim Sayın Gezici. Ne mi bastı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Sayın Gezici, üst üste biniyor sesler. Sesler üst üste biniyor, söz hakkı vereceğim size Sayın Gezici. Savunmaya geçmesine gerek yok. Ben sadece birilerinin bu konuyu kanıtmaya çalıştıklarını, kanıttıkça da yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını söyledim. Birilerinin çıkıp seccade ile alakalı saçma sapan tartışmalar açmaya başladıklarına işaret ettim. Bunun siyasetle şununla bununla alakası yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geç de olsa özür dilemesi yerinde bir harekettir. Ama taraftarlarının güya Kılıçdaroğlu'nu koruma adı altında seccade ile alakalı ya da seccade değil gibi yorumlar yapması saçmalıktır. Bu bir. İkincisi, Ekmelettin İhsanoğlu konusunda Sayın Gezici adını zor bilir. Ben Ekmelettin İhsanoğlu'nu bilirim. Ekmelettin İhsanoğlu'yla ilgili konuşurken 3 milyarlık İslam aleminden bahsetmeyelim. İslam aleminin toplam nüfusu 1 milyar 800 milyondur. Evet, önemli bir şahsiyetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onu aday olarak göstermesi şaşırtıcıydı. Bakın bir gazeteci bu bilgiyi bilmiyor. Sadece İslam dünyasını kastedemezsiniz. Fransa'da da İslam Müslümanların yaşadığını bilin. O STK'ya Fransa'da dahil. Yani sizin genel kültür bu kadar. Şimdi bunu öğrendik. 3 milyarlık. Sayın Gezici, Sayın Kızıltaş, tekrar araya girmek zorundayım. Sesler üst üste bindiği için duyulmuyor. Lütfen Sayın Kızıltaş. Sözünüzün sırasını bekleyin Allah aşkına. Lütfen Sayın Kızıltaş, devam edin. STK falan değildir. Her neyse, 3 milyar değil, 1 milyar 800 milyon. Sayın Kılıçdaroğlu'nun empati gücüne bakın ki aday yaptığı bu kişinin adını son ana kadar hala söyleyememişti. Ekmelettin lafını, Ekmelettin İhsanoğlu ismini bir türlü bir araya getirip söyleyemedi. Empati gücünü buradan anlayın. Dolayısıyla burada işte şudur budur işte empati yapıyor falan filan. Bakın, din basit bir olay değildir. Aşina değilseniz, içselleştirmemişseniz sadece öğrenerek bir takım şeyleri tam olarak üstesinden gelemezsiniz. Şu anda bizim bu seccade fotoğrafında gördüğümüz olay da budur. Buradaki olayın ne olduğu, nasıl olduğu bir yana özür dilemesi yerindedir ama birilerinin Kılıçdaroğlu'nu savunma adı altında bu şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırmamaları bence daha iyidir. Kanırtmamak daima fayda var.